Alkinleri nasıl adlandırmamız gerektiğini görmeden önce sp hibritleşmesi adlı videoda öğrendiklerimizi bir kez daha gözden geçirmek istiyorum. Hatırlayalım. Üçlü bağ içeren bir bileşikte sp hibritleşmesi var demiştik. Ayrıca bu bileşiğin sp hibritleşmesi yapan atomların çevresinde doğrusal geometriye sahip olduğunu da söylemiştik. Başka bir deyişle buradaki bağlar arasındaki açı da 180 derece olmalı. Böylece üçlü bağ içeren kısım doğrusal bir geometriye sahip olacak. Evet aynen bu şekilde. Burada size hatırlatmak istediğim bir başka noktada üçlü bağ oluşturan bağlardan birinin sigma bağı, diğer ikisinin de pi bağı olması. Eğer bu anlattıklarımı tam olarak hatırlayamadığınızı düşünüyorsanız, önce SP hibritleşmesi adlı videoyu izlemenizi öneririm. Bugünkü konumuza dönecek olursak. Burada gördüğünüz alkin, üçlü bağın iki ucunda da alkil grupları içeriyor. Yani başka bir deyişle iki ucunda da ona bağlı birer grup var. Bu alkin için genel olarak kullanılan isim ise iç alkin. Hatta bunu buraya yazalım. İç alkin. Üçlü bağ zincirinin ortasında bir yerde bulunuyorsa bu alkine iç alkin diyoruz. Yani üçlü bağ zincirin en ucunda olmamalı. Dolayısıyla iç alkinler ve uç alkinler birbirinden farklı. O zaman bir tane de uç alkin çizerek bu farkı gösterelim. Üçlü bağ zincirin uç tarafında ya da birinci ve ikinci karbon arasında ise bu bir uç alkin diyebiliriz. Eğer buraya bir tane hidrojen eklersem bu alkin tek bir substituent içermiş olacak. O zaman üçlü bağ uçta kalacak ve bu alkine uç alkin adını verebileceğim. Bu ikisi arasındaki fark üzerinde bu kadar durmamızın nedeni daha sonraki videolarda uç arkinlerin kendilerine özgü özelliklerden bahsedecek olmamız. Evet, bu yaptığımız genel tekrardan sonra artık arkinlerin nasıl adlandırılacağını öğrenmeye başlayabiliriz. Öyleyse en basit alkinden başlayalım. Yani iki karbonlu arkinden. Gördüğünüz gibi üçlü bağ bu iki karbon arasında bulunuyor. Aynı bu şekilde. Aslında üçlü bağı biraz daha düzgün çizsem fena olmazdı. Evet, şimdi daha iyi oldu. Üçlü bağ iki tane karbon arasında yer alıyor. İki ucunda da hidrojenler var. İki karbonlu bir zincirden bahsettiğimizde başlangıcımız etle oluyordu. Buradaki alkinlerden bahsettiğimize göre ekimiz in olacak. Bunları birleştirirsek elde edeceğimiz isim de etin olacak. Aslında etin bu bileşik için verilmiş... IUPAC yani Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Kimya Birliği ismi. Ama en çok kullanılan isim değil. Burada gördüğünüz alkin aslında en çok bilinenlerden biri. En çok kullanılan isim ise asetilen. Daha önce asetilen lambalarını duymuşsunuzdur. Ayrıca asetilen yandığında çeliği bile kolayca kesebildiği için demir-çelik endüstrisinde, kaynak yapımında ve metallerin kesiminde kullanılır. Evet. Biraz önce de söylediğim gibi bu bileşiğin en bilinen ismi asetilen. Ama IUPAC uluslararası teorik ve uygulamalı kimya birliği tarafından verilen ismi etin. Asetilen için en basit alkin demiştik. O zaman bir sonraki örneğimize geçelim ve uzun bir karbon zincirine bakalım. Bu şekilde adlandırmanın nasıl yapıldığını daha iyi öğrenebiliriz. İlk olarak üçlü bağ içinde bulunduran en uzun doğrusal zinciri bulacağız. Tekrar hatırlatmam gerekirse bileşiğin bu kısmının doğrusal olmasının nedeni burada sp hibritleşmesi olması. Noktalı yapıları yani Lewis yapıyı çizen hemen hemen herkesin benzer bileşikleri çizerken bu kısımları doğrusal çizmeye özen gösterdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Çünkü herkes bu şekilde bileşiğin geometrisinin daha iyi yansıttığını düşünür. Şimdi bu akinde kaç tane karbon bulunduğuna bakalım. Burada üçlü bağda içeren en uzun karbon zincirini de buldum. Şimdi kaç karbon olduğunu sayabilirim. Evet, burada bir tane. 2, 3, 4 ve 5. Demek ki elimizde 5 karbonlu bir alkin var. 5 karbonlu bir zincir için ismin pentle başlaması gerekiyor. Eğer bu bir alkan olsaydı ismi pentan olacaktı. Ama bu bir alkin olduğu için ismi pentin. Artık karbonları numaralandırmaya da başlayabilirim. Bunun için soldan da sağdan da başlayabilirim. Tek dikkat etmem gereken numaralandırma yaparken üçlü bağın olduğu karbona en küçük sayının gelmesi. Aslında ikili bağ bulunduran yapıları numaralandırırken yaptığımız şeyle aynı. Üçlü bağın olduğu karbona en küçük sayıyı vermem gerekiyorsa, burada tabii ki sağdan başlamam gerekiyor. Sağdan başlarsak buradaki karbon bir numara olacak. Üçlü bağ da ikinci karbondan başlayacak. Öyleyse buradaki karbon 3 numara, buradaki 4 numara, buradaki ise 5 numara olacak. Üçlü bağ hangi iki karbon arasındaysa, üçlü bağın konumunu belirlerken küçük olanın numarası zincir adının önüne yazılır. Yani burada tek yapmam gereken buraya 2 yazmak. Evet, 2 pentin. Akenleri adlandırırken de aynı kuralları uyguladığımızı şöyle bir hatırlayıp devam edelim. Elimizdeki bileşiğin ismi 2 pentin. O zaman son olarak bir tane daha yapalım. Bu seferki bir öncekinden birazcık daha zor olsun. Hadi bakalım. Bu molekülü bir inceleyelim. Üçlü bağ burada. Evet, buraya bir zincir ekleyelim. Hatta birkaç tane de metil grubu. Bu bizim sıradaki molekülümüz olsun. Öncelikle yine üçlü bağın olduğu en uzun karbon zincirini seçiyoruz. O zaman burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbon var. Evet, 7 karbon olduğuna göre isim hept ile başlayacak. Demek ki bu bir heptin hatta buraya heptinde yazabiliriz. Artık numaralandırmaya da başlayabiliriz. Buradaki üçlü bağa öncelik vermek istiyoruz. Soldan mı sağdan mı başlasam diye düşünürsek, üçlü bağa en küçük numarayı vermek istediğimize göre soldan başlamamız gerekiyor. Öyleyse buradan başlayarak 1 2 3 4 5 6 ve 7 diyebiliriz. Gördüğünüz gibi üçlü bağ 2 numaralı karbondan başlıyor. O zaman bu molekülün adı 2 heptin. Bakalım elimizde başka neler var. 5. ve 6. karbonlarda birer tane metil grubu var. Demek ki burası 5-6 dimetil olacak. O zaman bunu da ismin başına ekleyelim. Evet, bu bileşiğin ismi 5-6 dimetil 2 heptin olacak. Bu adlandırılma aslında daha çok eskilerin kullandığı bir yöntem. Yani Ayupak Uluslararası Kuramsal ve Uygulamalı Kimyasal Birliği tanımları. Aslında birçok organik kimya hocası bu bileşiği bu şekilde adlandırabilir. Ama aslında bu bileşiği adlandırmanın Uluslararası Kuramsal ve Uygulamalı Kimya Birliği tarafından önerilen yeni bir yöntemi daha var. Yine 5-6 ile başlayacağız. Orası değişmeyecek. Ama 2'yi adın başına değil ortasına yazacağız. Yani hep ikin olacak. Evet, aynı bu şekilde. Sonuç olarak iki adlandırma da doğru. Sizin sınıfınızda hangisi tercih ediliyorsa bence onu kullanın.